Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi. Zamla evde bakım maaşı ne kadar oldu? Sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 asgari ücret ve emekli, memur maaş zammının açıklanmasının ardından değişen evde bakım maaşının güncel miktarı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. İşte, 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi. Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Temmuz 2023 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına zam yapıldı. Bununla birlikte sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz zammı hakkında detaylara ulaşmak istiyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı. 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4.337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5.097 lira oldu. %40 ila 69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, %70 ve üzeri engeli olana 2811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi. Evde bakım maaşı yatan iller listesi. Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor. Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten Sağlık Kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılıyor. Hükümet, toplumun tüm kesimlerine yönelik koruma alanlarını güçlendirirken, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Bildirimde bulunmak şart. Engelli veya yasal temsilci, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Bakıma ihtiyacı olanın ikametgah adresinin değişmesi durumunda yeni adresin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bakılan kişinin vefatı durumunda da en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne haber verilmemesi durumunda hukuki işlem yapılıyor.